Gelin Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılılar'da son olarak Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Şöyle bir bilgi verelim bu transferle ilgili de. Bayern Münih'in ikinci takımında oynuyor oyuncu. 19 yaşında orta saha, 3 yıllık bir anlaşmadan söz ediyoruz. Ve geçen sezon 24 maçta 3 gol 4 asistlik bir katkısı bulunuyor Eyüp Aydın'ın. Savaş, hemen döneyim sana. Bu transfer neden, nasıl, ne düşünülerek, ne şartlarda yapıldı? Şimdi bayağıdır gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence biraz da geleceğe yatırım. Şu anda uzun süreçti. Bir gün önce Trabzonspor acaba Eyüp Aydın alıyor mu, Galatasaray'a transfer çalımı derken orada da bir gün, yani bir aydır Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu bir anda Trabzonspor'a yazıldı. O yüzden diyorum, yani bu menajerlik sistemi gerçekten çok farklı bir şey. Sonra hemen Galatasaray tekrardan, oyuncunun da Galatasaray'ı tercih etmesiyle oldu. Hayırlı olsun. Biraz da geleceğe yatırım olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Mustafa Kürşat Tumay 16 yaşında Silivrispor'dan golcü olarak transfer edilmiş. Şu geçen sene 100 gol attı. Bence gelecek sene yatırım. Evet. Gökdeniz Gürbüz şu anda 17 yaşında A takımda. Herkes sözleşmesini merak ediyor. Resmi sözleşme daha imzalanmadı. Dortmund'dan altyapı oyuncusu. Orada çünkü 18 yaşını doldurması gerekiyor. Yaş kardeşleri problemi var. Birbirinden ayırmamak lazım ya. Güzel. Eyüp Aydın da 19 yaşında bir oyuncu. Fizik olarak baktığımız zaman sol ayağını kullanabilen, driplik yapabilen. Ben çok fazla izlemedim. Bir antrenman görüntüleri falan ortaya çıktı. Onlara baktığımız zaman tamamen bir gelecek transferi. Yani önümüzdeki sene Sıraçan transfer edildi, Ankara Spor'dan Ümraniye'ye kiralandı. Yani böyle bir 17 yaştan 21 yaş arasına kadar 4-5 tane transfer var. Demek ki bu Galatasaray gelecek sezonda bu 8+3'ün devam edeceğini düşünerekten planlaması yapılıyor. Bu güzel bir şey. Tabii futbol skor oyunu. Skor olmadığı sürece olmaz. Bir taraftan baktığı zaman dün Galatasaray gibi bir antrenmanda bir görüntü var. Yıldızlar topluluğu. Evet, çok güzel. Real Madrid yani, antrenmanı değil, Galatasaray antrenmanı diye. Öyleydi yani, bir fotoğraf genelde. Böyle baktığın evet. Zaman sosyal medyada. Biz onları tabii maçlarda da daha fazla göreceğiz. Şu an bir spor maçı var. Yeniler oynayacak mı, oynamayacak mı? Hala yetişecek mi? Ama şu andaki transferde özellikle gençlere ben olumlu buluyorum. Fakat bir şey yapmamız lazım. Çok üzerine beklenti yükseltmemek lazım. Yusuf Demir transferi Galatasaray'a yapıldığı zaman benim bütün etrafımdaki insanlar Galatasaray muazzam bir transfer yaptı. Galatasaray 10 yılını kurtardı. Böyle bir oyuncudan deniliyordu. Kasımpaşa maçıydı galiba Selahattin abi. Bazı arkadaşlar akşam yorum yaparken Messi ile Hacıvari bir oyuncu. 9 dakika oynamıştı daha. Çok erken, yapmayalım. Burada da Eyüp Galatasaray adına gelecek de müthiş bir oyuncu. Ama bir izleyelim, görelim. Çocuktaki beklentiyi de yükseltmeyelim. Böyle ağır bir yükün altına sokarsak o beklenti orada. Bayern Münih'ten oyuncu almak kolay değil. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi bakıyorum, bazı teklifler aldık, Galatasaray'ı tercih ettik. Ya Bayern Münih'ten eğer böyle bakalım Arda Güler 19 yaşında gitti, 18 yaşında gitti 20 milyon küsür paralara. Eğer Eyüp de böyle çok gelecek vadeden bir oyuncu olsaydı Galatasaray'ın dışında başka takımların da dikkatini çekmez miydi? Galatasaray için ideal bir oyuncu. Gördüğüm kadarıyla fizik olarak, kondisyon olarak hazır, hırslı bir oyuncu. Gelecek adına tamam ama çok büyük beklentiye sokmayalım. Yani oyuncuyu ne kadar böyle yukarı çıkarırsak o beklenti biraz daha yükselir. Bence yavaş yavaş, her şeyin biraz zamanı var ki şu anda Yusuf Demir gitti İsviçre'de. Başladı. İnşallah daha o beklenti Galatasaray'da yapamadıklarını orada yapar. Ondan sonra Yusuf Demir için Galatasaray takım kadrosu kimyası uygun değildi. Yani çok fazla süre alamayacağı belliydi. O yüzden yanlış takım seçti bence. Ya da yanlış zamanda geldi Galatasaray. Yoksa kalitesinden bir şey düşmez. Düşmeyecektir. Yine daha önce izlettirdiği Yusuf Demir'i izletecektir. Hatta üzerine de koyacaktır. Genç Eyüp gibi transferler yapılabilir. Önemli olan kulüpler, büyük kulüpler özellikle bu yatırımları yaparlar. Önemli olan uygun maliyetlerle yapmak. Yani herhalde 100-200 bin euroluk maliyetleri var. Büyük bir kulüp yapacaktır bunu. Bayern Münih ikinci takımı da şu an Türkiye Süper Ligi'ne koysan şampiyonla oynayabilir yani. O kadar küçümsemeyelim onları. Trendyol Süper Lig, pardon. Çocuğun bir potansiyeli var. Şunu anlatayım size. Lemi var Trabzonspor'da, başbakan lakaplı. Sade abi, Sade Tekelioğlu ile de akraba adalar. Sade abinin Lemi'yi idmanlardan senden topçu olmaz diye kaç defa kovduğunu ben hatırlamıyorum. Ama oldu. Geldi, potansiyeli vardı. O en iyi Trabzonspor'lardan birini, en iyi oyuncularından birine dönüştü Lemi. Orta sahada oynayıp skora çok etki yapan bir oyuncuyken sağ bek aldı onu hoca. Yani olmayacak diye bir şey yok. Alır oyuncuları kulüpler, potansiyeli olduğunu düşündüğü oyuncuları, yanılabilirsin. Ama yanılmayabilirsin de. Zaten 5 tane alıp birinde yanılmıyorsan bütün masrafını kurtarıyor.
Bu anlamda Galatasaray'ın ve diğer kulüplerin işte Fenerbahçe'de genç oyuncu alıyor, Trabzon'da alıyor, diğer takımlar da alıyor. Alıyorlar ama yatırım yapmaları normal. Alıyorlar ama kendi altlarından hiç çıkarmıyor. Maden var orada aslında. O madenden niye çıkmıyor? O bütçelerde sevgili Özkan Sümer'in, sevgili Özkan Sümer merhum, nur içinde yatsın. Dün Trabzonspor taraftarlarının bir açıklaması sonrası Özkan Sümer'in eski bir videosunu bulduk. Aklımdaydı yani. Diyor ki Almanya'da ve yurt dışında 5 milyon oyuncumuz var. O 5 milyon insanımız var. O 5 milyon insanımızdan büyük liglerde 19 oyuncumuz var. Biz burada 82 milyonuz. Türkiye'deki 82 milyon Türk var. Büyük liglere yolladığımız oyuncu sayısı 5. Yani planlamada, üretimde o kadar büyük bir hata var ki bu artık hata olmaktan çıkıp kasta giriyor. Burada kasıt var. Yoksa 82 milyondan oyuncu çıkmaması mümkün mü ya? Bu kastı da belki de bilerek ya da bilmeyerek en baştan TFF'de destekliyor bu kasıtı. Eğitim kısmı eksik kalıyor. Planlama kısmı eksik kalıyor. Altyapıya bütçe ayırma söz konusu olduğunda en küçük bütçeler ayrılıyor. Ama söz veriliyor. Sözleri veriliyor. Seçim zamanları özellikle mesela ben Galatasaray'ı yıllardır bütün seçimleri takip ederim. Başkan adaylarına bakalım. Seçim çalışmalarındaki o seçim çalışmalarındaki dağıttıkları broşürlerde altyapıda kaynağımızı geliştireceğiz. Altyapımıza önem vereceğiz. Altyapımızdan yeni kaynaklar oluşturacağız. Hı. Bütçe oluşturacağız. Hatta en son Sayın Başkan Verden Timur'un Belçika'dan takım alacağız. Afrika'da işte ortaklaşa kulüpler vuracağız. Oradan her sene futbolcular çıkartacağız, hamuru yoğutacağız ama günün sonunda kendi unumuzdan ekmek yapamıyoruz. Afrika'dan yapacağız. Kendi altyapında çıkaramıyorsun, oralardan getiriyorsun. Şimdi Galatasaray'ın gelen giden tablosuna da hemen bakıp sarı kırmızılılar sizce nasıl bir transfer dönemi geçirdi? Bunu da konuşalım ama öncesinde Savaş, bir son dakika hamlesi olur mu bu gece yarısına kadar? Yani belki olursa yerli olur. Yabancı olma ihtimali hiçbir takım adına vermiyorum yerli ben. Yerli aday var mı? Ya bir şey şunu söyleyeyim. Transfer 3 Eylül'de bitti ya. Ondan sonra birçok kulüp yöneticileri şunu söyledi. Eğer bir fırsat transferi olursa, fırsat transferi zaten işte Arabistan piyasasından sonra artık sana fırsat transferi kalmıyor. Evet. Yabancı olayı zaten ortada iki tane hala fazlam var. Dolayısıyla ben bu saatten sonra bir şey beklemiyorum. Dün Eyüp Aydın'la beraber noktayı koyacağını düşünüyorum. Şu ana kadar öyle bir çalışma yok çünkü kulüpte. Peki. Gelen giden tablosu da geldi. Şu anda dengede gibi görünüyor sayısal olarak. Icardi ki belki de en önemli transfer diyeceğiz Icardi'nin kadroda devam etmesi. Kerem Demirbay, Annelinho, Bakambu, Tete, Zaha, Nas, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Ziyech, Ndombele, Sanchez ve Eyüp Aydın kadroya katılan isimler. Çok büyük yıldızlar var bu tabloda. Hemen gidenlere bakalım. Zaniolo kiralık olarak gitti. Rashid Sağ Beşiktaş forması giyiyor. Mustafa Muhammed, Rose yine kiralandı. Okan Kocuk, Gomis, Emre Taşdemir, Mata, Adekube, Yusuf Demir kiralık olarak gitti. Berkan Kutlu yine aynı şekilde. Yunus Akgün ve son olarak dün de Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılmıştı. Şöyle bir yine transfer mühendisliği olarak baktığımızda Savaş, aslında bir süredir konuşuyoruz bu konuyu. Kağıt üzerinde, işte şu kağıt üzerinde isimlere denecek hiçbir şey yok. Peki mühendislik noktasında, saha içi katkı noktasında Galatasaray acaba nasıl bir transfer dönemini geride bıraktı? En ciddi ihtiyaç orta saha denirken mesela en son orta saha hamlesi yapıldı gibi birçok soru işareti de var. Sen ne noktadasın? Yani şimdi bu gençlerin de transfer edilmesiyle beraber planlama olarak baktığınız zaman belli ki gelecek sene de bunun içinde dahil edilmiş. İsimler arasına bakıyorum. Sıraçan Naz kiralık verildi Ümraniye'ye. Orada olmayacak. Ha, yıldızlar olarak baktığınız zaman çok ciddi anlamda şahane bir kadro. Yani bakarken keyif veriyor. İzlerken henüz daha keyif vermiyor. Onu söyleyeyim. Bak bu zamana çünkü kadar izlemedik henüz daha. Onu da yakaladığımız anda güzel şeyler olacaktır. Çünkü Samsunspor bir aylık süreçte Galatasaray'ın bence Fenerbahçe için de çok zorlu fikstürleri var. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe herkes şunu söylüyor. Ekim, Aralık falan ama bu bir aylık süreçte kazanımlar ve kayıplar takımların, teknik adamların, yönetimlerin çok şeyi değiştirebilir. Biraz bence bekleyelim. Zaman lazım. Çok da eleştirmem ama burada Okan Hoca'nın işi çok kolay olmayacak. Yani bu takımda geçen sene, ben bunu hep söyledim yine söyleyeceğim. Ezberi bir kadrosu vardı. Sezon boyunca muhtemel 11 bir gelsin dediğin anda 11 önüne aşağı yukarı 10 tane aynı isim geliyordu. Bir tek sol bek değişir mi? Sabah seninle yaptığımız yayınlarda Ezgi şu olmaz bu var diyordum. Evet. Mesela hatırlarsan bir kişi bazen doğru. İki kişi. Çünkü ezberi herkes sayıyordu. Ama bu sene Galatasaray'ın kadrosunu 11'ini sayamazsın abi. Tabii. Avrupa'da bambaşka bir 11, ligde bambaşka bir 11. Okan Hoca'nın da
yıllardır tanıyanlar bilir. Kazanan kadroyu kolay kolay bozmaz. Ama bu sene mecburi bozacak. Okan Hoca değişim yapmak zorunda. Okan Hoca üçlü diyorlar mesela. Ben üçlü savunmanın olacağına ihtimal vermiyorum. Üçlü savunma çok riskli bir savunma. Yani böyle bu kadroyla üçlü oynamak çok zor. Fenerbahçe bunu denedi. Birkaç kez farklı hocalarla denedi. Olmadı. Dönüyor tekrar dörtlüye. Şampiyonlar Ligi'nde üçlü oynamak çok daha büyük tehlike olur. Ben Kopenhag maçından sonra oynanacak o Manchester Bayern Münih maçlarında Galatasaray kadrosu tamamen hepsi hazır hale gelirse şöyle baktığın zaman bir tane bile yerli olmadan bir 11 olabileceğini düşünüyorum. Peki şöyle sorayım o zaman, soruyu değiştireyim. Okan Buruk bu transfer döneminden memnun mu? %100 içine sinen bir transfer süreci geçti mi sana göre? Benim için beğen esastır. Dünkü açıklamalarında başkana teşekkür etti. Erden Timur'a teşekkür etti. Bundan sonraki süreç için böylesine bir kadro için memnuniyetsizlik asla olamaz. Yani eğer memnuniyetsizliğini dile getirirse bir anda hedef tahtası haline gelir. Çok da net, yüzü gülüyordu, mutluydu, kadro elinde. Tekrar işinin zor olduğunu o da farkında. Yani çok net söylüyorum, bu kadrodan memnuniyetsizlik doğurabilecek bir hoca değil. Hangi hoca gelirse gelsin, şu anda Galatasaray tarihinin en önemli, en iyi kadrolarından bir tanesi Galatasaray'ın elinde. İsim bazında hiç lafımız yok. İsmi falan yok. Bu kadroda sakatı, cezalısı vesaire ne olursa olsun her bölgenin alternatifi var. Hı hı. Bir tek sağ bekte şu anda orada Dubois'un dışarıda kalmasıyla beraber belki Kaan Ayhan olacak orada. O da bir tane olabilir. 6-8 konusunda Berkan'ın gittiği yerde orada bir yerli oyuncu var eksikli. Orayı da Eyüp Aydın'la muhtemelen tamamlayacaklar ki ben izlemedim, daha Eyüp Aydın'ı göreceğiz. Yani genel anlamda ufak tefek kusurlar var ama buna, bu kadroya başarılı bir transfer dönemi geçirdi diyorsun. Okan Hoca da bunu kabul etti. Okan Hoca'nın dünkü açıklamaları içinde bir iki sistem vardı içeriden dışarıdan. Evet. Yani bunu zamanında Fatih Hoca da söylemişti. Zaten dışarıyla mücadele ediyoruz, bir de içeriyle mücadele ediyoruz diye. Bana göre Okan Hoca'nın açıklaması benzer. Erden Timur'un da geçtiğimiz hafta böyle bir mesaj gönderdi. Ben anlamadım. Keşke, ben o samimi söylüyorum, orada olsaydım sorardım. Biraz daha açar mısınız? Ben çünkü bu Fatih Terim'e de sordum. Allah razı olsun, Duygun Yarsıba da sordum. İnal Aysa'da birisi bir şey söylüyorsa onu söylemesi lazım. Abdurrahim Albayrak, kendisini çok severim, selam olsun. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra bizde var kayıtları var dediği zaman ne zaman açıklayacaksınız? Bunları açıklayın, bütün kamuoyu bilsin demiştim kendisine basın toplantısında. Orada Okan Hoca böyle bir sorulduğu zaman acaba kimi kastetti? Kimleri kastetti? Geçen hafta Okan Hoca'nın sözleşmesi yenilenmediğini, zam istediğine yönelik haberler çıkıyordu. Bir senelik daha sözleşmesi var. Niye böyle bir şey çıkar? Belki de sistemi buydu. O zaman bunu da söyleyebilirdi. Yani Okan Hocam, Galatasaray'la bir yıl daha sözleşmem var. Daha sezon başı şu anda sözleşme haberleri çıktı. Belki de bundan rahatsız oldu. Yani biraz daha açabilirdi. Sezon başı şu anda Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler, içeriden dışarıdan bunlara hak veriyorum. Çünkü bunlar daha sezon başında başladı. Önümüzdeki günlerde belki daha da fazla açacaktır. Bunlara hazırlıklı olmalıyız dedi. Galatasaray'ı sonuçta karıştırmak için içeriden dışarıdan kimsenin gücü yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü gerek taraftarıyla gerek yönetimiyle Galatasaray'da bir karışıklık varsa en güzel ceza ya da gerekli refleksi Galatasaray Yönetim Kongresi veriyor zaten. Selahattin Kınalı, Galatasaray nasıl bir transfer süreci geçirdi sizce? Yani isimlere bakınca şahane. Ama az önce Fenerbahçe için söylediğimiz Galatasaray için de geçerli. Gelecek projeksiyonu zayıf. Yani bu takım bekleneni veremezse şampiyonluğu geçtim. Şampiyonluğu, yani Galatasaray daha erken hesaplaşabilir kendisiyle. Buradaki beklenti şampiyonluğa ilgili. Tabii. Yani o anlam, Şampiyonlar Ligi kadrosu kurma fikri anlaşılabilir ve saygı duyulası bir fikirdir. Çünkü ben her zaman Türkiye Ligi şampiyonluğunu çok fazla kutsandığını söyleyen biriyim. Hep bunu söyleye geldim. Bundan sonra da değişmez. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne odaklanarak doğru bir iş yaptı. Kendi geleneğiyle de örtüşen bir iş yaptı. Ve fakat aldığı adamları en ciddi maçında, ilk maçında oynatamama riski var. Güçlü. Oynarlarsa da belki %50 falan ancak hazır olacaklar. Senin karşındaki takım ama hiç Danimarka basınını takip etmedim. Fakat adım gibi eminim %100 hazır hepsi. Sağ beki de hazır, tercümanı da hazır, başkanı da hazır, santrafı. Hepsi %100 olarak hazırlar bu işe. Biz aldığımız adamların çoğu hazır değil. Savaş özünce bir kadro kuruyor, diyor ki belki de hiç Türk olmayan bir kadro kuracağız. Kopenhag maçından sonra. Ama. Yani kendi oyuncumuzu ürettiğimiz, değerini bilmediğimiz Griezmann'ı bile yedek bırakabiliriz yani. Kerem Aktürkoğlu. Bu ne anlama geliyor? Günün içinden baktığımız zaman yanılma payımız çok yüksek. Biraz daha perspektifi büyütmemiz, biraz daha kuş bakışı, yukarıya çıkıp bakmak lazım. Bu kadronun da geleceği yok. Biz geleceği olmayan fakat bugünü bize mutlu bir şekilde yaşatacak kadroların peşinde koşuyoruz hep.
Bu yönetim bundan mutlu oluyor. Taraftarına diyor ki bak işte biz sözümüzü tuttuk. Taraftar da verilen söz olarak şampiyonluğu istiyor senden öncelikle. Şampiyonluk getir bana diyor. O zaman sözünü tutmuş oluyorsun. Ve fakat senden sonra gelecek yönetime 10 kişilik 15 kişilik zorunlu transfer edilecek bir takım bırakıyorsun. Yani ve bu bir kısır döngü. Normalimize dönüştü. Geleceğe yok demeyelim de baktığın zaman yaş olarak da öyle hepsi yaş olarak ortalaması 30 yaşın üzerinde neredeyse futbolcu yok. Icardi dahil. Yeni gelenlere bakıyorsun. Ben Yunus gibi, Kerem gibi, o Berkay var orta sahada bir çocuk denediler. Onlar gibi Galatasaray kültürüyle yetişmiş oyuncular üzerine kurulmuş bir doku istiyorum. Benim için gelecek o. Yoksa günlük başarı bunlar olabilir yani kazanabilirler. Yani bu sezonu Galatasaray, ben diyorum ya Galatasaray çeyrek final oynasın bence şampiyonluktan daha değerli. Galatasaray Avrupa Kupası'nı nasıl aldı? Altyapısından kaç tane oyuncu vardı? 6 tane 7 tane altyapısından oyuncu vardı. Söylemek istediğim her bu. Zaman altyapı önemli. Ben de altyapıya vurgu yapıyorlar. O vurgu sadece vurguyla kalıyor. Baktığın zaman ama şu anda günümüz futbolunda artık hedef, para. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok büyük risk almıştır. Savaş, şampiyon olmayan. Şunu ıskalıyoruz. Tamam günümüz futbolu da günümüz futbolunun en büyük markaları kim? Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid. Git bak altyapılarından 2-3 kişi var ya 11'lerin. Mesele bu. Bizde yok. Bir kere mi orun diye mi çalışıyorsunuz? Zaten Bayern Münih burada dünyada en önde gelen isim. Ben Berkan Gökten'i Galatasaray zamanında aldığı zaman haberi yazarken şaşırıyor. Ya bunu dedim kramponu alamazlar. Ben Bayern Münih'ten böyle futbolcu alabilir mi sen demiş. Berkan geldi sonra çok büyük transfer olarak geldi. Kısa bir süre iz bıraktı. Sonra 1,5-2 sene sonra Beşiktaş sonra kaybolup gitti. Şimdi burada da Eyüp Aydın. Ya çok iyi bir transfer. Bayern Münih'ten transfer alıyorsun ama yani Bayern Münih gibi bir oyun takımdan. 150 tane daha Eyüp Aydın var onlarda. Mesela. Evet. Ya da ve Eyüp Aydınların değerini biliyor. O Eyüp Aydın'ın değerini bildiği için aslında bak bir dönem Fatih Tekke anlattı. Sakatım dedi. Maça yetişemiyorum. Alman takımıyla Trabzonspor maçı var. Alman doktor Fatih Tekke'nin sıkıntısını bulmuş ve çözmüş. Demişler Alman doktora ki. Hep ona gidiyorlardı zaten. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Bütün demişler ona ki ya gidiyordu. Sen bunu iyileştiriyorsun ama bu Trabzonspor Şalke maçı mı ne var? Ya da Hamid'e anlatıyor olabilir mi? Karıştırmış olmayayım. Şimdi o doktor ya. Adam diyor ki ne demek ya benim işim doktorluk diyor. Ben bir sporcuyu sahaya çıkmaya hazır hale getireyim. Kime karşı oynarsa oynasın. Mental yapı için söylüyorum bu örneği veriyorum. Eyüp Aydın için de iyi olacağını düşündükleri için belki Bayern'de fırsat bulamayacak ama potansiyeli var. Galatasaray'a da başlayacak gönderebiliyorlar rahatça. Çünkü elinde çok Eyüp Aydın var. Bizde bir Yunus geldi yedik onu. Şimdi sırada Kerem var onu yemeye çalışıyorlar. Peki. Şimdi Savaş çok hızlıca bir Dubois. Gidecek yabancı oyuncu sayısı nedeniyle iki oyuncuyu kadrodan çıkarması gerekiyor. Yabancı grafiğimiz de gelebilir bu bir taraftan. Onun dışında Luyendama ikinci var bir de. Luyendama. Luyendama ile bir de Luyendama vardı değil mi? Kaça almıştık onu Savaş? Önce kiralandı sonra 7,5 milyon euroya bonservis ödendi. Hey yavrum hey. Kongo milli takımında sakatlandı. Oraya kadar iyiydi. Sonra kilo aldı. Kiralık 1 milyon 50 bin euro galiba. 1 milyon 50 de para alıyor. Omar da bak Dubois da Dubois'la Luyendama çıkacak bir önceki sahabekine hala parası ödeniyor bilmiyorum yani bu işler hakikaten nereye gidiyor nasıl olacak bilmiyorum iyi kadro kuruldu ama işte iyi kadro kurulduğu zaman sahabekinizi elinizdeki Dubois gibi sahabekinizi şu anda bir sans çıkaramıyorsunuz ve kiralıkta veremiyorsunuz bilmiyorum nasıl olacak yani çok da fazla eleştirmek istemiyorum. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Kadro, muazzam kadro